Aşağıdaki ifadeyi tam kare olan kökleri kökün dışına çıkarıp terimleri bir araya toplayarak sadeleştirmemizi istiyorlar. Ben denemeden önce videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Bakalım bu köklü ifadeleri yeniden yazmanın başka bir yolu var mı? 4 karekök 20, 4 çarpı karekök içinde 4 çarpı karekök içinde 5 ile aynı şeydir. Neden mi? Çünkü 4 çarpı 5 20 eder. Aynı şekilde 45'i de 9 çarpı 5 olarak düşünebiliriz. 9 ve 4'ü daha fazla sadeleştirmeden bırakmamın sebebi bunların tam kare olmaları. Bunun için 4 çarpı karekök içinde 4 çarpı karekök içinde 5. Şimdi bu kısmı yazayım. Eksi 3 çarpı karekök içinde 9 çarpı karekök 5. Evet, karekök içinde 45, karekök içinde 9 çarpı 5 ve karekök 9 çarpı karekök 5 ile aynı şeydir. Değil mi? Şimdi bunu bir de karekök 35'e böleceğiz. Karekök 35. Burada bir tam kare var mı? 35, 7 çarpı 5'tir ve bunların ikisi de tam kare değil. O zaman şimdilik olduğu gibi bırakalım. Karekök içinde 4, 2, karekök 9 da 3 eder. Tabii ki de pozitif karekökleri düşüneceğiz. Devam edelim. Burası 4 çarpı 2 çarpı karekök içinde 5, yani 8 çarpı karekök içinde 5 olarak sadeleşecek. Burası da eksi 3 çarpı 3 çarpı karekök içinde 5, yani eksi 9 çarpı karekök içinde 5 olacak. Bölü karekök içinde 35'i de unutmayalım. Payda elimizde 8 tane karekök içinde 5 var ve bundan 9 tane karekök içinde 5'i çıkarırsak geriye eksi 1 çarpı karekök içinde 5 ya da kısaca eksi karekök içinde 5 kalır öyle değil mi? Bölü karekök içinde 35. Bunu biraz daha sadeleştirebileceğimizi düşünüyorum. Ne dersiniz? Bakın bu eksi karekök içinde 5 bölü 35 ile aynı şeydir ve hem payı hem de paydayı 5'e bölebiliriz. Eksi karekök içinde 5 bölü 5, 1, 35 bölü 5 de 7 eder. O halde sonuç eksi karekök içinde 1 bölü 7'dir. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Her zaman olduğu gibi burada da videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza deneyin. Aşağıdaki işlemleri yapın demişler. Peki, Burada dağılma özelliğini iki kere kullanmamız gerekiyor. Demek istediğim karekök içinde 5 artı karekök içinde 6'yı önce karekök 5 ile çarpacağım. Karekök 5 çarpı karekök 5, 5 eder. Karekök içinde 6 çarpı karekök içinde 5 ise karekök 30 eder. 5 artı karekök içinde 30. Şimdi de yine bu ifadeyi ikinci parantezdeki ikinci ifadeyle yani eksi karekök 6 ile çarpacağım. Eksi karekök 6 çarpı karekök 5 eksi karekök 30 eder. Eksi karekök 6 çarpı karekök 6 da eksi 6 eder. Karekök 6 çarpı karekök 6 6 eder. Önündeki eksi işaretini de unutmayalım. Buradan Karekök içinde 30 eksi karekök 30 birbirini götürür. 5 eksi 6 da eksi 1 eder. İşte bu kadar. Bu soruyu çözmenin diğer bir yolu, eğer bunun a artı b çarpı a eksi b olduğunu fark ettiyseniz, a kare eksi b kare eşit olacağını da hatırlamış olabilirsiniz. Burada a karekök içinde 5, b de karekök içinde 6 ise. Karekök içinde 5'in karesi, eksi karekök içinde 6'nın karesi, 5 eksi 6'ya, bu da yine eksi 1'e eşittir.